arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle iki renkli güzel bir motif çalışması yapacağız bu motifimizle battaneler e, örebilirsiniz ya da kare olduğu için motifimiz tüm parça halinde yani tek bir e, motif üzerinde buradan başlayarak büyütüp yine battaniye çalışması ya da e, örtüler yapabilirsiniz kırlent örebilirsiniz Buradaki görmüş olduğumuz kabartıların her sırasını farklı renklerle örüp daha hareketli, daha canlı olarak yeni güzel motifler oluşturabilirsiniz. Ben simli ve ince ipi bu kullandım. Sizler normal iplerde de kullanabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincirimizi çekerek motifimizi kurmaya başlayalım. 2 3 4 5 ve 6. 1. zincir içerisine gelerek batıyorum ve halkamı yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3. 3 defa da çekiyorum. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1 2 3. 1-2-3 1-2-3 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir ve ikinci zincirimi ilave ettikten sonra üçer tane trabzanlardan oluşan 4 tane grubumuzu oluşturuyoruz. 3-2 zincir çeviriyorum. 4. ve son grubumu örüyorum. 1 2 3 Şurada duran ipimi alarak sıkıştırıyorum ve aramı biraz daha şöyle kapatıyorum. Birbirine bağlamak için ise şöyle görmenizi istiyorum. 1 2 3 4. Zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzan tepesine gelerek batıyorum. 1, 2. Bu şekilde bağlayarak iz bırakmadan modelimizi örmeye başlıyoruz. İkinci rengim olan pembe rengimi alıyorum. Geçiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hem mavimi hem pembe rengimi şöyle sıkıştırıyorum. Ve Şurada bakınız 3 tane trabzan çalışmıştık her bir grubumuz için ortadaki yani ikinci trabzanlarımız içerisinde işlemimizi yapıyoruz. Yandan girerek bakın birinci trabzanım değil ikinci trabzanımı yandan girerek gelip bağlanıyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum çok değil tığımın başını doluyorum yandan girerek şöyle fıstıklar yapıyorum uzatıyorum ilmeğimi ikinci kez girdim üçüncü kez dört beş beş defa girdim tek seferde çekip kapatıyorum ve hemen yanındaki yere gelerek batıyorum yanındaki aynı dibine batıyorum bakınız 1 2 3, 4 tane zincirimi çekip yine sıradaki trabzanın ortadakine yandan girerek bağlanıyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum ve aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 defa başını dolayıp çekiyorum. Tek seferde çekip kapatıyorum ve hemen yanına 3 ile 2'nin arasına girerek batıyorum ve buraya sabitleniyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Sıradaki trabzan grubumuzun ortadakine yandan girip buraya bağlanıyorum. Ve biraz ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak sarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tek seferde çekiyorum kapatıyorum hemen dibine batıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekip dördüncü ve son grubuma geliyorum yandan kilitleniyorum buraya ilmeğimi uzatıp 1 2 3 4 ve 5 Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. Hemen dibine batıyorum. Yeniden 1 2 3 dört tane zincirimi çekiyorum ve bakınız birinci sıramızı her iki rengini de ördük. Pembelerden minik minik güzel tomurcuklarımızı ördük. Kabartılı bir çalışma olacağı için çok güzel olacak modelimiz büyüdükçe. Evet şimdi batıyorum. Bakınız başlangıç noktama gelerek batıyorum. Mavi rengimi alıyorum ve burayı kapatıyorum. Şöyle görelim. Pembemiz kaldı. Pembemizin içerisinden şöyle mavimizi çıkardık. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen şuradaki araya bakınız. Şu topu yaptığımız trabzanın hemen soluna, sağına pardon, giriyorum. 2 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 trabzanımızı ördük. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradaki noktaya bakın. Şu iki zincir çekmiştik başlarken. Bu noktaya gelerek trabzanlarımı örüyorum. Köşelerimizi oluşturuyoruz. 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer köşeme geçiyorum. Bakın şuraya. 1 2 3 Köşemin kendi arasında da 2 zincirini çekiyorum. Yine 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın tam aradaki 3. köşemiz için hazır olan yerime geliyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. 1 2 ve 3 ara zincirleri iki tane çekiyorum ve şöyle bakmanız istiyorum bakınız başlangıçta 3 tane trabzanımızı çektik bitişte de 3 tane trabzanımızı çekerek grubumuzu tamamlayacağız şöyle gördüğümüz zaman Birinci köşemiz, ikinci, üçüncü, dördüncü köşemiz. Hepsinde üçer trabzan. Aralarında ikişer tane zincir var. Her zincir çektiğimiz yer iki zincirden oluşmakta. Şimdi son olarak geliyorum. 1 2 ve 3. 3 defa ördüm. Tığımın başını doluyorum. Geçişi zincirle yapmıyorum. İlk Bakınız trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir, iki defa örüyorum. Ve işsiz bir şekilde yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Tekrar buradan pembe ipimi alıyorum. Geçişimi yapıyorum. Şöyle pembe ipimle ve bir tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde ikinci trabzanıma giriyorum. Bu minik toplarımızı çalışıyoruz. Şöyle uzatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum, dibine batıyorum. Ve araya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden giriyorum 2'ye, hep 2'ye giriyoruz. Biraz uzatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 çekiyorum kapatıyorum dibine batıyorum 1 2 3 4 yine bakın ikinciye şöyle girerek batıyorum uzatıyorum 1 2 3 4 ve 5 çekiyorum kapatıyorum dibine batıyorum bu şekilde bütün trabzanlarımızın aralarına dörder zincir çekip ikinci trabzanlarını buradaki görmüş olduğumuz minik kabartılı toplarımızı örelim. sıramızın başında yeniden görüşelim. Evet sıra başına kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 tane kabartımız oldu. Yine 4 tane zincirimi çektim. Pembe'nin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve pembe rengimi bırakıp mavi rengimi tekrar alıyorum sıkıştırıyorum pembemi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum şu araya bakınız hemen topun yanında bir tane trabzan var onun sağına geçerek batıyorum ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum araya iki tane zincirimi çektikten sonra ilk gördüğüm boşluğa 3 tane trabzanımı örüyorum. 1. Artışlarımızı yapmaya başladık. Bu ilk artışımız. Normal motif örer gibi örüyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Buralar köşe bakınız. Köşemizi yine köşe olarak örüyorum. 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 ve 3 tekrar 2 tane zincir araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 tekrar 2 zincir yine köşemdeyim köşemi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örüyorum 2 zincirimi çekiyorum 2 ve 3 2 zincir 3 tane trabzan ve bu şekilde sona kadar ilerleyelim Evet sona kadar geldim. Birinci köşemiz ikinci üçüncü ve başlangıç ve bitiş köşemiz olacak. Köşemize iki zincir çekerek geliyorum. Yine aynı yere 3 tane trabzanımı örüp köşemi tamamlıyorum. 2, 3. Geçişim için zincirimi çekmiyorum. Şöyle görelim. Bir defa başını doluyorum. İlk trabzanımın başını giriyorum. Şöyle üst kısmına bir iki defa örüyorum ve dört köşemizin dördünü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz yine ortadaki iki tane ikinci olan trabzanlarımın her birine buradaki dolgularımı yaparak devam ediyorum araya yine dörder tane zincirimizi çekiyoruz pembe renkli ipimi alıyorum ister ilmek kaydırarak ister direkt şu şekilde geçiyorum ikinciye kilitleniyorum ve uzatmaya başlıyorum 2 3 4 5 ve 5 yeterli kapatıyorum dibine batıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum giriyorum başını doluyorum 1 2 3 ve 4 son 5 çekiyorum kapatıyorum dibine batıyorum 4 zincir ve bu sıramızı aynı şekilde örerek ilerliyoruz bütün ikinci trabzanlara bu tomurcuklarımızı yapıp araya dörder zincirimizi çekelim bir üst sırada yeniden görüşelim bütün dolgularımızı örerek geldim her köşemizde 1 2 3 diğer köşemizde 3 diğer köşemizde 3 ve son olarak 1 2 3 tamamladık. Şimdi mavi renkli ipimize geçişimizi yapıyoruz. Önce zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Batıyorum şuraya. Bırakıyorum ipimi. Mavi rengimi hemen alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra Şuraya giriyorum, sağ tarafına hemen boşluğa geçiyorum. İkinci trabzanımı üç defa da örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç trabzanımı ördükten sonra köşemin ilk trabzan grubunu tamamlamış oluyorum. İki zincir çekiyorum. Sonrasında şuraya üç trabzan, tekrar iki zincir çekip buraya. 3 tane trabzan sonrasında köşemizi örüyoruz yani artık birer birer her sırada artarak ilerliyoruz şimdi batıyorum 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını dolayarak tam ortaya giriyorum. Maviden alıyorum. Pembe rengimiz arada kalıyor. Köşemi örüyorum. Bir iki tane zincir. Tekrar köşe olduğu için 3 trabzan. 2 ve 3 Normal klasik bildiğimiz trabzanlı motifimizi örüyoruz. Aslında sadece buradaki dolgularımız farklı olarak devam ediyor. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı hemen örüyorum. 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. Diğer gruba geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 tane zincir. Bakınız. Yine yandaki işlemimizin aynını tekrar ettik. Evet bu şekilde e, örgümüzü büyültelim. İstediğimiz kadar büyütebiliriz. Herhangi bir sınır yok. Şimdi iki tane trabzanımızın olduğu bölüm var. Daha sonra pembe bize geçip yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edelim. Bir sırada sadece maviyi örelim. Bir sırada pembelerle dolgularımızı yapalım. Ve her gördüğümüz sıramızda yani her bir sonraki sıramızda bir tane artışımız olacaktır. 1-2-3 deyip devam edecek. Evet sıramızı biraz büyütelim. Sıralarımızın sonrasında yeniden görüşürüz. Evet örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra ördüm. Şöyle baktığımızda gayet güzel görünmekte. Şimdi mavi rengimle artık ben sona gelmek istiyorum. Şu şekilde mavi ipimi alıyorum. Buraya batıyorum pembemin bulunduğu yere. Mavimi geçiriyorum. 1, 2, 3 artık pembemi örmeyeceğim için kesiyorum. Büyütmek isteyen arkadaşlarımız aynen devam ederek büyütebilirler. Bakın arkadan da motifimiz bu şekilde görülmekte. Çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen boşluğa giriyorum. İkinci trabzanı ördüm. Üçüncü trabzanımı da ördüm. Araya iki zincir çekiyorum. Kopardığım ipimi de alta gizleyerek örmeye devam ediyorum. 3 tane trabzan, 2 zincir, 2 ve 3, 2 zincir, şuradan ipimizi keselim, yeter bu kadar götürdüğümüz Eğer büyütecek olursak bakınız bu şekilde devam edip yine ikinci trabzan içerisine girerek buradaki üç boyutlu kabartılarımızı örmemiz gerekmekte. İki tane zincirimi çekiyorum. Köşemize geliyoruz yine köşemizi üç trabzan iki zincir olarak örüyoruz. Normal otifimizi örer gibi örelim. bu şekilde örmeye devam edelim. İsterseniz buradaki kabartıları her sırada farklı renklerle de örebilirsiniz. Trabzanlarımızı örerek sona kadar geldim. Şöyle bakalım. Köşelerimize çift, diğerleri üçer üçer bakınız. Tek grup olarak girdim. 2 tane zincirimi çektim ve son olarak zincirle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekip sabitledikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. İpimizi kestim ve arkasına gizledim. Şöyle görelim arkadan da. Motifimizi bu şekilde tamamladık ve bir çalışmamızın da sonuna geldik. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.